Selamlar Aliş Özyanları. Herkese iyi günler dilerim. Uzun bir aradan sonra tekrardan video yüklüyorum. Başlıktan anlayacağınız kadarıyla bu video bir süreç videosu. Çünkü Yıldız Teknik Üniversitesi'nde birkaç gündür yaşanan bir süreç var. Bunun hakkında böyle çok da izlenmek niyetiyle bir video atmıyorum. Bu tamamen arşiv olması niyetiyle atıyorum. Çünkü önümüzdeki yıllarda da çokça konuşulacak bir olay olacak bu. Yıldızlı ağaç mevzusunu anlatacağım size. Bugün de o büyük gün, pazartesi günü saat 16'da da ağacı süslemeye öğrenciler gidecekler. Nasıl olacak çok merak ediyorum açıkçası. Olayın nasıl başladığını anlatayım ben size çok kısa bir Her şekilde. şey Bundan birkaç hafta önce bir arkadaşımızın otobüsle oradan geçerken bu ağaç çok güzel bunu süsleyelim demesiyle başlıyor ve bunu tweet atıyor. Bizim okulun Twitter time'ı çok kuvvetli. Yani Türkiye'de zaten örneği yoktur da dünyada da sayılıdır yani bu kadar acayip derecede Twitter kullanıp Twitter üzerinden örgütlenebilen kesim. Öğrenci öyle bir tweet atıyor. Bu ağaç çok güzel, bunu süsleyelim diye. Sonrasında bundan birkaç gün sonra da birkaç kişi gidip ağaca bir tane süs bırakıyorlar ve ilk kurşunu atıyorlar. Sonrasında hani ağaç gerçekten çok güzel görünüyor ve tam da hani yılbaşı zamanı. Bizimkiler gidip birkaç tane daha süs asıyorlar ve ağacı çok güzel bir konuma getiriyorlar. Ben şu an sizi fotoğraflarda atacağım size fotoğrafları da inceleyebilirsiniz. Aşağıya da linkleri bırakırım. Linklerden de incelersiniz. Tabii bu ağaçlar süslendikten sonra herkes fotoğraf falan çekmeye başlıyor. Biz bir sabah uyandığımızda birkaç kişi ağaca gidip tüm süsleri söküp biz burada size ağaç süsletmeyiz. Çünkü bu bizim yaşamımıza ters, dinimize ters. Bir daha süsleyen olursa onları silahla öldürürüz gibi şeyler yazıyorlar. Tabii bizimkiler durur mu? Durmazlar. Ağacın süslerini söken kişiyle böyle güzel bir başta salça oluyorlar, linçliyorlar onu. Bizimkiler bu sefer bir daha süslüyor. Bu sefer çok daha görkemli bir şekilde süslüyorlar. Yine kimliği bilinmeyen bazı kişiler ağaçtaki süsleri tekrar söküyor. Yani öğrenciler iki kere süslüyor, iki kere de toplatılıyor. Toplayan kişiler şunu söylüyor. Diyor ki burası Müslüman bir ülke. Müslüman bir ülke olduğu için biz sizin ağaç süslemenize izin vermeyiz. Ağaç süslediğiniz zaman biz bunu istemiyoruz tarzında şeyler söylüyorlar. Ağacı süsleyen kişiler de biz de Müslümanız diyorlar. Biz burada Hristiyanlara ait bir şey kutlamıyoruz. Biz sadece takvimsel bir olay olan yılbaşının gelişini kutluyoruz ve ağacı estetik olarak süslüyoruz. Burada herhangi bir ideoloji, bir sapkınlık vesaire yok diyorlar. Olaylar böyle geliyor. En sonunda artık şey başlıyor. Şimdi bazı insanlar da tehdit ediyor. Bir daha ağaç süserseniz sizi öldüreceğiz. Bu saatte buraya geleceğiz falan diyorlar. Sonra bizimkilere şey yapıyorlar. Hani bizimkiler ağacı savunmaya başlıyor. Nöbet tutmaya falan başlıyor önünde. İşte bu olaylar çok büyüyor. İşte Twitter'da falan. Yani en son bir tweet gördüm. 6 milyon kişi görmüştü bu tweet'i. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon kişinin dahil olduğu olaylar bunlar artık. En sonunda bizim okuldaki akıllı 3-5 kişi diyor ki tamam biz pazartesi günü saat 4'te orada toplanacağız. Varsa süsleri sökmek isteyen gelsin diye bir çağrı yapıyor. Sonra okuldaki herkes bu çağrıyı tekrarlıyor. Bugün pazartesi günü saat 1. Birazdan da okula gideceğim. Ben kendim de ağacı süsleyeceğim. Hatta başta da süslemiştim zaten. Bakalım bir okula giderken ne olacak? Yanımda süs falan götüreceğim birazdan alacağım şimdi. Şimdi oradaki mevzu şu aslında. Mevzu ne süsleyen için ne de süsleri toplayan güruh için kesinlikle ağaç değil. Mevzu ağaç olsaydı zaten ormana giderdik yani başka bir şey yapardık. Mevzu tamamen bir kesimin bazı basit şeylerden bile tahrik olması, bunu dini bir siyasi malzeme haline getirmesi. Yoksa ben de mesela namaz kılan bir insanım, oruç tutan bir insanım, dini bütün bir insanım. Yani Allah'a da inanırım, peygambere de inanırım. Ama gidip ben oraya o büyük küçük bir süs astığım zaman din elden gitmiyor ya da onu astığım zaman Filistin'deki insanlara ya da şey yapmıyorum yani anlatabiliyorumdur size bunu. O süsleri toplayan kişiler bu tarz bizim gibi insanların mutluluğunu çekemeyen, bizi problem haline getiren sorumlu insanlar zaten. Mevzu bu şekilde. Çok kısa özet geçtiğimi düşünüyorum. Şimdi okula gidiyorum. Okulda bizimkilerle konuşuyorum. Size sürecin tamamını ve saat 16'daki o büyük süslemeyi anlatıyorum.
Arkadaşlar okula geldim. Saat 2'ye geliyor. Birazdan da biz aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi arkadaşlarla falan buluştuk. Sohbet muhabbet ediyoruz. Aşağı indiğimizde aşağıdaki durumu size göstereceğim. Şimdi biz okuldaydık. Esma geldi. Esma gelmeden önce böyle yıldızlı küçük tatlı kurabiyeler yapmış. Biz şimdi bunları yiyeceğiz. Zaten bizim burada bahsettiğimiz olay her şeyin böyle güzel, mutlu bir şekilde ilerlemesiydi. Şu an acayip bir şekilde eğleniyoruz. Playlistimizi yapıyoruz şu an. Playlistin adı Yıldızlı Ağaç. Süslemeye mi hazırlanıyoruz? Arkadaşlar bugün ağacımızı süslemek için toplanıyoruz. Ağacımızı süsleyip mutlu mutlu dolaşmak istiyoruz. Ben kurabiyeler de yaptım. Şanslıysanız benden almışsınız zaten. Şimdi Eren geldi buraya. Eren de ağacı süsleyecek kişilerden. Eren hokeyci. Biz de hokey takımı olarak yılbaşı ağacına süsümüzü getirdik. Süs sopamızı ağaca bırakacağız. Şeye benziyor ya, tırpana benziyor. Şimdi geldik, son hazırlıklarımızı yapıyoruz işte. Biraz boyama falan yapacağız. Eren var, Eray falan var, bizim arkadaş grubumuz falan var. 5 dakikaya falan çıkacağız. Uzay ne düşünüyorsun abi? Ya ben şöyle düşünüyorum, insanların hevesini kırdılar. Maksat orada eğlence, bir arada olmak, işte ne bileyim, yeni yıl, yeni dilekler. Şimdi kalabalığı görecek insanlar aşağıda. Aynen. Onu da eklersin, tamam abi. Gelmiyor mu? Adres versene. Şu an muhteşem bir kalabalık var. Henüz alana ulaşmadık ama yaklaşık 1500-2000 öğrenci var ve acayip organize bir şekilde herkes aşağıya doğru gidiyor. Süsler burada, müzikler burada. Harika bir ortam var şurada. Teza. Yeah, ver Thank you.
saat 5. Kutlamalara devam ediyoruz. Hadi. Arkadaşlar kalabalığı görüyorsunuz. Acayip kalabalık ve acayip eğlenceli. Böyle yaklaşık 1000-1500 kişi falan var. Acayip eğleniyor ben şu an. Şimdi şu ağacın oradan çıktık. Orası çok yol üstüydü ve hani bir saat falan oradaydık artık. Şimdi okulun Kulüpler Vadisi'ne gidiyoruz ve Kulüpler Vadisi'ne de partiye devam ediyoruz. Koş. Arkadaşlar şu an hala devam ediyor. Başka bir alana gidiyoruz. Kulüpler Vadisi'ne gidiyoruz. Şu kadar. Onlarca insan şu an geliyor, hala gelmeye devam ediyorlar. Arkadaşlar, herkesin eline emeğine sağlık. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Arkadaşlar şu an ağacın olduğu yerden çıktık. Kulüpler Vadisi'ne geldik. Burada bizim okuldaki kulüplerin odaları falan var. Şimdi oradayız ve acayip derecede eğlenceli bir parti ortamı var. Göstereyim hemen size orayı. Şöyle burada parti falan var. Burada da müzik çalıyor. Selin ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Çok güzel geçiyor. Herkesi bekliyoruz. Her gün yapacağız. Her gün yapacağız değil mi? Biz 2024'e girdik değil mi? Şu an acayip güzel bir ortam var.
bir de yanına acayip ya, baba yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar en son orada vadiyi topladık, temizliğimizi falan yaptık, her şeyimizi hallettik. Yemek yemeye geldik. Şimdi arkadaşlarıma fikirlerini soracağım. Çok eğlendim. Deli gibi eğlendim. Küpelerim günün hatırası. Harikaydı. Deniz, sen ne düşünüyorsun? Çok güzeldi. Yıldızlı olmak çok güzel. Yıldızlı ağaç her zaman yıldızlı olacak ve bugün çok güzeldi. Harikaydı. 10 numaraydı. Şamil'e gelsin. Babalar sözünü tutar. Her zaman. Arkadaşlar burası bizim parti dediğimiz yer. Gelip buraya yeri falan da temizledik. Burası bayağı kirlenmişti. Tertemiz bir şekilde yaptık. İşimizi hallettik. Şuraya ağacımızı da bıraktık. Bugünlük bu kadar. Çok güzel görünüyor ağacımız. Ağacımızı süsledik. Partimizi yaptık. Eğlencemizi yaptık. Alişo'nun bu videosundan bu kadardı. Başka bir videoda, başka bir yerde, başka bir şehirde, başka bir yılda artık görüşmek üzere tekrardan. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, mutlu yıllar.